Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Teferrakatil yahudu ala ihda ve seb'ine firgaten, evisneteyn ve seb'ine firgaten, ve nasara misli zalik, ve teferrak, ve tefteriku ümmeti ala selasin ve seb'ine firgaten. Yahudiler 71 yahut 72 fırkaya ayrıldı. Hristiyanlar da Yahudilerin benzeri fırkalara ayrıldı. Ve ümmetim de 73 fırkaya ayrıldı. Çok muhterem kardeşlerim, değerli Müslümanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün Müslümanlar müttahid idiler. Birlik ve beraberlik içinde idiler. Büyük bir huzur içinde yaşıyorlar. Asr-ı saadet neşesini yaşıyorlar. Aralarında herhangi bir görüş ayrılığı olduğu zaman, bir ihtilaf olduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidiyorlar. Soruyorlar, ondan cevabını alıyorlar ve hiç itiraz etmeden ona uyuyorlar. Fakat Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın vefatından sonra Müslümanların arasına yeni yeni Müslümanlar katıldılar. Çeşit çeşit kültürlerden, çeşit çeşit medeniyetlerden insanlar girdiler. Artık Resulullah aleyhissalatü vesselam da aralarında yok. Ve dolayısıyla ihtilaflar başladı. Bu ihtilaflar o kadar ilerledi, o boyutlar kazandı ki Müslümanların içerisinde itikaden tehlikeye girenler oldu. İtikadi yönden nifak içinde olanlar oldu. Sonra kavgalar, savaşlar, kıtaller birbirini kovalayıp durdu. Onun için Müslümanlar tarihte geçmiş bu hadiselerden ibret almamız lazım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da bir mucize olarak ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını ve bu fırkalardan sadece birisinin hak üzere olacağını, diğerlerinin ise sapıklık üzere olacağını haber verdi. Bu 73'ten maksat bazı ulemacıca illa 73 diye bir şey yok. Yani çok olacağından kinaye olarak Peygamberimiz böyle buyurmuş diyorlar. İbn-i Mace'de geçen bir hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı. Onlardan biri cennette, 70'i cehennemdedir. Yani İslam gelmeden, Peygamberimiz bahsolmadan önceki Yahudiler, ondan sonrakilerin hepsi cehennemdedir. Nasraniler de 72 fırkaya ayrıldılar. 71'i cehennemde, biri cennettedir. Yani Peygamberimizin Peygamber olarak gönderilmesinden önceki Yahudiler ve Hristiyan için geçerli bunlar. Tekrar ifade ediyorum. Peygamberimiz geldikten sonra Yahudiler, Hristiyanlar iman etmedikçe hepsi cehennemdedir. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Muhammed'in nefsi yedi kudretinden Allah'a yemin olsun ki benim ümmetimde muhakkak 73 fırkaya ayrılacaklardır ve bunlardan 72'si cehennemlik ve birisi cennetlik olacak. Ya Resulallah, o cennetlik olan bir fırka kimlerdir diye soruyorsa, o da cemaat üzere olanlardır. Cemaat üzere olanlardır. Çünkü el cemaatu rahmetün vel firgatu azabın buyurulmuştur. Hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Size beş şeyi emrediyor. Beş şeyi emrediyor. Cemaate iltizamı, dinleyip itaat etmeyi, hicreti ve Allah yolunda cihat etmeyi. Kim cemaatten bir karış ayrılırsa boynundan İslam bağını çıkarmış olur. Başka bir hadis-i şerifte de Allah ümmetimi dalalet üzerine cem etmez. Allah'ın yedi kudreti cemaatle beraberdir. Kim ki cemaatten ayrılırsa cehenneme gitmek üzere ayrılır. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli Müslümanlar, cemaat İslam topluluğudur. İslam üzere, sünnet üzere, ehli sünnet vel cemaat üzere olanlardır. Ehli sünnet vel cemaat üzerinde olmayanlar, sünneti terk edenler, cemaati terk edenler dalalet üzerinedir. Onun için bizler topluluk içinde bulunmalıyız, ehli sünnet vel cemaat topluluğu içinde bulunmalıyız, asla ayrılmamalıyız. Böyle bir topluluğun özellikleri var. Pek çok özellikleri var ama şu özellikleri özellikle zikretmek istiyorum. Birisi böyle bir topluluk birbirini sever. Muhabbet.
İkincisi itimat, birbirine itimat eder. Üçüncüsü muavene, birbirine yardımcı olurlar. Gerek maddi, gerek manevi. Dördüncüsü itaat ederler. İtaat etmesi gerekenlere. İşte bu dört şeyi yapınca uhuvvet sarayını kurmuş olurlar. Rabbim Celle Celaluhu bizleri bu vasıflarla muttasıf kılsın. O hayırlı cemaat üzere kılsın. Cennet ve cemaliyle müşerref eylesin. Ve uhuvvet sarayını bina edenler zümresine ilhak etsin.